Milliyetçi Hareket Partisi tarafından çözüm süreci, ihanet süreci deniliyor. Ancak AK Parti'ye oy verenler de şunu söylüyor. Efendim günlerdir şehit gelmiyor. Çözüm sürecinin neresi kötü? Neresi kötü Sayın Parsak? Gerçekten bir çözüm söz konusu olsa hiçbir yeri kötü değil. Onu bir kere ifade edeyim. Yani biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bedel ödemiş, canıyla, malıyla, zamanıyla bedel ödemiş bir hareketin bir siyasi partisi olarak şehit gelmemesini, anaların ağlamamasını herkesten çok ve en fazla biz istiyoruz. Ama Sayın Başbakan diyor ki 6 aydır şehit gelmedi. Doğru, gelmedi. Çünkü terörle mücadele edilmedi bu süreçte. Bölücülükle mücadele edilmedi. Deminden beri ifade ediyorum. Ülkemizin vatan topraklarında, Türk bayrağının hala dalgalandığı topraklarda PKK polis kuvvetleri kurup dört kol sıraya geçirirken, ülkemizin caddelerinde, yollarında yol kesip kimlik kontrolleri yaparken, inşaat şantiyelerini basıp insanlarımızı kaçırırken, bunların hiçbiriyle mücadele etmezseniz şehit de gelmez zaten. Yani hata yapmamanın en kolay yollarından birisi de hiçbir şey yapmamaktır. Şayet hiçbir şey yapmazsanız hata da yapmazsınız. Ama doğru da hiçbir şey yapmamış olursunuz. Evet. Hani eskilerin daha iyi bildiği, işte Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in bir beylik lafı var. Öğrenciler, talebeler olmasaydı marifi idare etmek, Milli Eğitim Bakanlığı'nı idare etmek ne kolaydı diye, değil mi? Yani terörle mücadele etmezseniz, terörle müzakere ederseniz onun yerine, teröristlerin Diyarbakır meydanlarında yüz binlerin arasına karışıp Kalaşnikovlarla gövde gösterisi yapmasına müsaade ederseniz, daha gene bu ay içerisinde Van'da kuşaklarının arasında el bombaları, sırtlarında Kalaşnikovlarla terörist cenazelerine bir sene önceki tören yaptırırsanız, sözüm ona, şehitliklerin törenle açılmalarına müsaade ederseniz, bunların hiçbirine hiçbir şey yapmazsanız, bunlara bir şeyler yapmakla anayasal ve yasal düzeyde görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, vatanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma amacından, görevinden uzaklaştırırsanız, elini kolunu bağlarsanız, terörle mücadele etmezseniz şehit de gelmez. Ama bu bir zillettir. Dünyanın en büyük milletlerinden birisi olan Türk milleti için bu zillettir. Ve biz bu zilleti kabul etmiyoruz. Evet. Milletimizin de kabul etmeyeceğini düşünüyoruz. Gene söylüyorum, AKP'ye oy vermiş olan seçmen, bayrağımızın yanında bir bayrak daha dalgalansın. Ülkemizin topraklarının bir kısmına devletin iradesi dışında başka iradelerle girilebilsin. Türk polisinin yanında, sözüm ona, başka polisler de olabilsin. Türk polisinden, Türk jandarmasından sonra PKK'lı terör örgütü üyeleri, militanları da yol kesip kimlik kontrolü yapabilsin diye oy vermediler. O yüzden AKP'ye oy veren seçmenler dememek lazım. AKP bu seçmenin oylarını alıp siyasi tercihlerini bu yönde kullanmıştır. Evet. Ve bize göre kendi milletvekillerinin de şimdi çok da fazla sesini yükseltemeseler, önemli bir kısmının hassasiyetine rağmen, kendi bakanlarının da bir kısmının vicdanlarını kanata kanata son aylarda olanlar meydana gelmeye devam etmektedir. Bundan duyulan rahatsızlık had safhadadır. Ve ondan dolayıdır ki, biraz önce de ifade ettim, Türk siyasi tarihinin en pragmatik siyasi partilerinden biri olan AKP, millette bu yönde tepkilerin yoğunlaştığını gördükten sonraki yeniden APO'yu terörist başı olarak ifade edebilmeye başlamıştır. Ve bu Karayılan'ın ve diğer PKK yöneticilerinin, KCK görevlilerinin tepkilerine yol açabilmiştir. Çözüm sürecinin böyle ilerleyemeyeceği, belli bir süre içerisinde adım atılması gerektiği, adım atılmazsa bazı şeylerin ifşa edileceği tehditlerine kadar vardırılmıştır.
Bunun doğrusu böyledir. Evet. Yayınlar programınızı beğeniyle izliyorum. Kütahya'dan İbrahim. AKP gene PKK'ya el açmış durumunda. Milliyetçi Hareket Partisi her türlü çirkin iftiralar atılıyor. Ancak milleti rezil eden, rezil olan gene AKP. Bu vatan toprağını karabağrında dağlar gibi duranlar biz olduğumuz sürece AKP'ye yer yok. Yer gök üç hilal, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm diyene saygı, değer. Konuğa da selamlarımı iletiyorum demiş. Aleykümselam. Sayın Köksal, konuğunuza lütfen sorar mısınız? Çözüm süreci genel af demek midir? Bir açıklama yapar mı? Gene düzelterek söylüyorum. Çözüm süreci değil, çözülüş süreci, ihanet sürecinin enstrümanlarından bir tanesi de genel aftır. Çünkü PKK'nın önemli taleplerinden birisi budur. Genel affında temel amacı şu anda İmralı'da ağırlaştırılmış, ömür boyu hapse mahkum edilmiş durumda yatmakta olan bebek katili terörist başının önce ev hapsine, sonra da şartlar daha da olgunlaştıktan sonra affedilmesini, açılacak yolu teminen bir genel af. Yani elle gelen düğün bayram hesabı, şu anda aftan beklentisi olan işte Ergenekon, Balyoz vesaire operasyonlarıyla tutuklu, hükümlü durumunda bulunanlar, diğer suçlardan dolayı hükümlü durumunda bulunanların hepsini de deyim yerindeyse susturarak, onları affettiğimize göre bunları da affetmek gerekir demek suretiyle bir genel af da masada olan seçeneklerden biridir. Ama gene söylüyorum, milletten aldığı, Türk milletinden aldığı güçle en başta Milliyetçi Hareket Partisi buna asla müsaade etmeyecektir. Ve ben inanıyorum ki aziz milletimiz de, yüce Türk milleti de böyle bir şeye asla müsaade etmeyecektir. Evet. Niçin Gezi Parkı'nı konuşmuyorsunuz diyen birçok izleyicimiz var. Zaten oraya da gelecektim. Sayın Parsak, Gezi Parkı olayları, Sayın Başbakan'a göre IMF'ye borcun ödenmesi, Türkiye'nin IMF'ye borç verir hale gelmesinin hemen akabinde faiz lobisinin Türkiye'den umduğunu bulamadığı ve bunun akabinde de birkaç ağaç neticesinde, birkaç ağacın yer değiştirilmesi neticesinde Gezi Parkı olayları provokasyonla başladı ve devam ediyor denildi. Sizce Gezi Parkı olayları bir provokasyon mudur? Provokasyon neticesinde mi oluşmuştur? IMF'ye ödenen borcun hemen akabinde gerçekleşen Türkiye'nin, faiz lobisinin Türkiye'den beklentisini karşılamaması mıdır? Şimdi Gezi Parkı olayları 10 yıl 8 aydır şu anda görevde bulunan AKP hükümetlerinin o tarih itibariyle 10 yıl 5 aydır sürdürdüğü adaletsizlik, insanların hayat tarzına müdahaleler, hukuk dışı uygulamalar, polis devletine vardırılan uygulamalar neticesinde en başta insanlarımızın biriken haklı tepkilerinin sonunda ortaya çıkmıştır. Ama çok kısa bir süre içerisinde PKK, KCK dahil pek çok terör örgütünün de oluşan boşluktan, yani hükümetin süreci iyi idare edememesinden, kamplaşmayı derinleştirmesinden dolayı oluşan boşluktan onların da bir provokasyon alanına dönüşmüştür. Basit düşünelim. Gezi Parkı İstanbul'da Eminönü Belediyesi'ne bağlı Taksim Meydanı'na çıkan bir küçük parkın adı. Normal bir Batı demokrasisinde Gezi Parkı'nın yıkılıp yıkılmaması ya da yıkılacaksa buraya bir alışveriş merkezi yapılıp yapılmaması en fazla Eminönü Belediyesi'nin meclisini ya da hadi diyelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendirir. Ama insanlar orada başta haklı tepkilerini ortaya koyarken hükümetin talimatıyla orantısız, aşırı güç kullanımı sonunda çadırlar yakılarak hiçbir şey yapmayan insanların üzerine ölümcüle varabilecek biber gazları sıkılarak vesaire aşırı orantısız müdahaleler sonucunda
adeta böyle bir boşluktan provokasyonlara yol açmıştır. Sayın Başbakan, siyaset yapma tarzı itibariyle şu tarz davranışları çok sever. Doğrusu bunda da öyle yapmasıydı. İstanbul zaten Türkiye'de bulunduğu günlerinin en az yarısını geçirdiği bir şehrimiz. Sayın Başbakan, çok çoğuna biliyorsunuz havada ve yurt dışında. Ama Türkiye'de bulunduğu günlerinde yarısını Ankara'da geçiriyorsa yarısını da İstanbul'da geçiriyor. İstanbul'da bulunduğu dönemde Gezi Parkı'nda toplanan eylemcilerin yanına gidip talebiniz nedir, sıkıntınız nedir, arkadaşlar, gençler, vatandaşlarım demek suretiyle bu meseleyi suhuletle çözebilirdi. Emri altındaki birlikte çalıştığı bakanları, özellikle İçişleri Bakanı ve valisi kanalıyla orantısız güç kullanmadan demokratik tepkilerini anlayıp dinlemeye çalışabilirdi. Fakat bunu yapmadı. Ve bu maksatlı bir davranıştı. Çünkü kamplaşma üzerine kurulmuş ve kamplaşmalarla, kutuplaşmalarla büyüyüp %49,8 mertebesine ulaşmış, yani ben, ötekiler, biz, ötekiler yaklaşımlarıyla buraya gelmiş bir siyasi hareketten biz başka bir türlü davranışta ne yazık ki bekleyemiyoruz. Çünkü siz Gezi Parkı'nda olan olaylarda insanların haklı taleplerini görmezden gelip daha sonra provokasyona zemin hazırladığınız zaman son dönemlerde kötü giden, özellikle çözüm süreci dedikleri ihanet sürecine milletimizin yükselen seslerini, artan tepkilerini bir yerde kesmek, saflarını sıklaştırıp kendi mevzilerini tahkim etmek perspektifiyle aşırı orantısız güçler kullanıp bunun karşısında %50'yi evlerinde zor tutuyoruz diyerek insanların kamplaşmasını temin ederseniz kendiniz açısından siyaseten bir kazanım elde edebilirsiniz. Bunu biz de yapabilirdik Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Biz de tepkilerin seslendirilmesi noktasında ön planda olmak suretiyle %3, %5 bundan oy devşirebilirdik. Ama gene söylüyorum, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben anlayışıyla biz muhalefet partisi olmamıza rağmen sorumlu davrandık. Ve bu taraflı tarafsız, MHP'ye oy vermiş vermemiş seçmenlerin önemli bir çoğunluğunda da takdirle karşılandı. Biz bunu görebiliyoruz. Ama AKP hükümeti ne yazık ki bundan çözüm sürecini, çözülüş sürecini perdeleme noktasında ve oy devşirme noktasında, kendi mevzilerini tahkim etme noktasında çıkar umarak bu meseleye baktı. Ve ortaya çıkan boşlukta da terör örgütü, pek çok terör örgütü mensupları provokasyonlar da sağladılar. Peki, madem provokasyon, ben Sayın Başbakan'ın yaptığı bir iki provokasyondan söz edeyim. Biliyorsunuz Sayın Başbakan hala ısrarla söylemeye devam ediyor. Camiye ayakkabılarıyla girdiler, içki içtiler. Bizzat o caminin müezzini, bizzat bu hükümetin eski bakanı Sayın Ertuğrul Günay'a bunun böyle olmadığını söyledi. Bu yönde beyanatlar verdi kendisine uzatılan mikrofonlar aracılığıyla. Ben içki içen görmedim, içki içildiğini görmedim diye. Ve devamında bunu gene bir başka AKP milletvekili, önceden AKP milletvekili olan bir yazar Yeni Şafak gazetesinde yazdı. Bütün bunlara itibar edilmeksizin sanki bunun böyle olmadığını ortaya koyarak milletimizin İslami hassasiyetlerini suistimal etmek suretiyle provokasyonun en büyüklerinden bir tanesini Sayın Başbakan yaptı. Bugün kendilerince ben de çok doğru bulmuyorum, tercih etmiyorum daha doğrusu. Ama ülkemizdeki bir kısım insanlar da tencere tava çalmak suretiyle tepkilerini gösteriyorlar. Sayın Başbakan günlerdir iftar yemeklerinin sonrasında yaptığı siyasi konuşmalarda tencere tava çalanları şikayet edin diye milletimizi provoke etmeye devam etmiyor mu? Tencere tava çalmakta hukuksuz bir davranış yok. Benim onayladığım bir tepki türü değil. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tepkisini böyle gösterenlere de benim hukuki anlamda haklarımı ihlal etmediği müddetçe bir tavır da almıyorum. Olması gereken, demokrasilerde olması gereken de bu değil midir zaten? Evet.
herkes sadece sizin istediğiniz gibi, sizin önerdiğiniz gibi, sizin benimsediğiniz gibi mi tavır göstermelidir, tepki göstermelidir? Bunlara hoşgörüyle davranmak, hele hele bir adı da hoşgörü olan, anlayış olan İslam dininin en mübarek bir ayında insanlarımızı provoke edip birbirine düşürmek provokasyonların en büyüğü değil midir Sayın Köksal? Evet. Biz de meseleye buradan bakıyoruz. Sayın Başbakan'ın tek adam olmak gibi bir niyeti, gerçi Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer siyasi partiler sürekli söylüyor ama MHP kanadından bakıldığında nasıl bir tek adamlılık istiyor Sayın Başbakan? Şimdi hem konumuzla da ilintili olması itibariyle buna izin verirseniz AKP'nin önerdiği başkanlık sistemi önerisi perspektifiyle cevap vermek istiyorum. Sayın Başbakan 2002-3 Kasım'ında kayıtlı seçmenin 1/4'ünün oyunu alarak meclisteki sandalyelerin 1/4'üne sahip oldu. Ve zaten 1/4'lük bir çoğunlukla geldi. Ondan sonra da oylarını arttırdı. Yasamada ve yürütmede sürekli olarak kendi söylediklerinin yapılması gerektiği yönünde sarsılmaz bir inanca sahip ola geldi. Hatta çok çarpıcı olması itibariyle ifade ediyorum. Çok da üzerinden geçmedi. Birkaç ay önce Sayın Başbakan, tam bir şeyler yapmak istiyorsunuz, kuvvetler ayrılığı dediğiniz şey gelip karşınıza dikiliyor diye beyanat verebildi. Demokrasiler tam da kuvvetler ayrılığı üzerine kurulmuş olan rejimlerdir. Yasama, yürütme, yargı dediğimiz üç kuvvet birbirleriyle ılımlı, birbirlerini denge ve kontrol mekanizmaları kanalıyla denetleyen ve hüküm sürdükleri coğrafyadaki insanların daha mutlu, daha huzurlu yaşamasını temin eden rejimlerdir en kısa ifadesiyle. Evet. Şimdi yasama, yürütme, yargı arasında kuvvetler ayrılığı dediğimiz ve 200 yıldır ve sadece bizde olmayan, bize çok daha belki sonradan gelen bu ilkeye dahi önüne çıkan bir taş olarak bakan bir başbakan var. İnsanlar tepkilerini gösterdiği zaman işte bunlara bir avuç çapulcu diyen bir başbakan var. Kindar nesiller yetiştirmek isteyen bir başbakan var. Dolayısıyla bunların hepsi sadece ve sadece adı başkanlık olan ve Güney Amerika'daki bazı devletlerde şu anda yürürlükte bulunan başkancı sistem diye de ifade edilen ama biz ona Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçilmiş krallık sistemi diyoruz. Seçilmiş krallık sistemlerinde söz konusu olabilir. AKP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasına getirdiği adına başkanlık sistemi dediği hem de Türk usulü başkanlık sistemi dediği. Bu da çok ironik geliyor bana. Anayasanın her yerinden Türk kavramını çıkarmaya çalışan AKP sadece başlangıç metnine Türk ibaresini koyabildi. Onu da başlangıç metni anayasa metnine dahil değildir rezerviyle. Onun dışındaki hemen hemen tüm maddelerden Türk ibaresini çıkaran AKP ne hikmetse başkanlık sisteminin adını Türk usulü başkanlık sistemi olarak deklare etti. Çünkü dünyada AKP'nin önerdiği gibi bir başkanlık sistemi şu anda yürürlükte değil. Niye Türk usulü başkanlık sistemi diyorlar ya da biz ona seçilmiş krallık sistemi diyoruz? Öngördükleri sistemde Amerikan başkanının sahip olmadığı pek çok yetki var. Niye Amerikan başkanı diyorum? Çünkü başkanlık sisteminin ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi sistemi oradan alırken önce bir bakacaksınız sizin milletinizin bünyesine uygun mu? Devletinizin geleneğine, göreneğine uygun mu? Biz 1923'te üniter ve milli devlet olarak kurulduk. Amerika Birleşik Devletleri ise bundan 200 yıl önce 52 ayrı devletçiğin bir araya gelmesi suretiyle, dolayısıyla üniter olmayan, federatif bir yapıyla ve bu perspektifle kuruldu. Dolayısıyla Amerika'da da böyle var. Bunun için bu daha doğrudur demek baştan yanlış. Ama getirdikleri sistem Amerika'daki sistemle de uyumlu değil. Evet. Bakıldığında yasama meclisi büyük oranda seçilmiş kral tarafından tayin ediliyor.
yargının üst düzey kurumları olan onların ifadesiyle temiz merci, temiz mahkemesi, hı hı, yani Yargıtay'ı ve Danıştay'ı kaldırıyorlar. Onun yerine tek bir temiz merci olarak temiz mahkemesini getiriyorlar. Bunun üyelerinin pek çoğu, önemli bir çoğunluğu ya doğrudan doğruya ya da başkanın güdümü altındaki meclis eliyle seçiliyor. Anayasa Mahkemesi ya doğrudan doğruya ya başkanın belirlediği meclis eliyle oluşturuluyor. Bir veto yetkisi var. Evlere şenlik, akıllara zarar. Önerdikleri sistem yürürlüğe girerse meclis bir yasayı yapıp başkanın önüne gönderdiğinde, ki şimdi Cumhurbaşkanı'nın önüne geliyor, başkanın önüne gönderdiğinde 5'te 3 çoğunlukla, yani başkanın vetosu halinde ancak 5'te 3 çoğunlukla geri geldiğinde yasalaşma imkanına sahip. Hı hı. 5'te 3 çoğunluk 550 milletvekili bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 330 sayısına tekabül ediyor ve bugün anayasanın değiştirilme çoğunluğu için gereken aranan rakam. Evet. Yani siz en basit çiftçilerimizin, esnaflarımızın, memurlarımızın bir özlük, bir ekonomik haklarıyla ilgili bir kanun çıkardığınızda bu başkanın önüne gittiğinde ve bunu başkan veto ettiğinde meclis ancak 330 ve daha fazla oyla kabul ederse başkanın bunu kabul etmek gibi bir yükümlülüğü var. Evet. Şimdi böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Geçelim öbür tarafına. Başkan çoğu zaman meclisin bu tasarruflarına da ihtiyaç duymuyor. Bir başkanlık kararnamesi garabeti var ki yasa çıkmasına gerek yok. Başkan yürütmesindeki tasarrufları sağlayabilmek adına başkanlık kararnamesini çıkarıp yasama meclisinin bu yönde bir faaliyet, bir denetim yapmasına imkan tanımak gibi bir mecburiyete sahip değil. Hı hı. Yani bunları daha uzun uzun teknik boyutlarıyla anlatmak mümkün ama kısaca ifade edeyim. Evet. AKP'nin önerdiği seçilmiş krallık sistemi söz konusu olduğunda başkanın istemediği hiçbir şey olmayacak. Evet. İstediği her şey de olacak durumdadır ve bunun hiçbir demokratik ülkede karşılığı da yoktur, tutarlılığı da yoktur, doğruluğu da yoktur. Nitekim milletimiz bunu benimsememektedir de. Evet. Sayın Parsak, süremiz de çok az kaldığı için lütfen kısa cümlelerle cevap verirseniz çok iyi olacak. Mehmet Bey, APO'nun MHP döneminde İmralı'ya yatırılması ve idamını engelleyen bir sözleşme imzalanması gerçek midir? Kesinlikle yalandır. Yalandır. Kısa cümle istediniz, kısa cümle olarak. Çok iyi olur. Sayın Parsak'a soruyorum. 1980'de darbe yapılırken, onca mazlum gençler ölürken Milliyetçi Hareket Partisi neredeydi diye bir soru var. Buna da kısaca bir cevap alalım. Ondan sonra 1980 kapatacağız. 1980 darbesi olurken Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in bir kısmı can vermiş, toprağa düşmüştü. Önemli bir kısmı ihtilal hukuksuzluğu altında mamaklarda, zindanlarda, C5'lerde işkenceyle mücadele ediyordu ve 1990'lı yıllara kadar bu işkenceler devam etti. Bir kısmı da toprağa düşmüş, abisini, kardeşini, oğlunu, eşini, yasını tutuyordu. Geri kalan kısmı da cezaevi yollarında yoksullukla mücadele ederken eşlerine, çocuklarına, evlatlarına, kardeşlerine bir şeyler yetiştirmeye çalışıyordu. Bu soru o kadar enteresan bir soru ki, evet, Türkiye'de ihtilallerden, özellikle de 12 Eylül ihtilalinden en fazla zarar görmüş, en fazla bedel ödemiş, 5000 insanını toprağa vermiş bir hareketin siyasi partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi için bu kadar net cevaplanabilir bir soru. Evet, Sayın Parsak, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz efendim. Bir cümleyle toparlamak istiyorum izninizle ben de. Lütfen. Şimdi programımızın başından beri ifade ettiklerimiz tamamı bizi bir ortak noktaya götürüyor. Hı hı. Bu ortak nokta da şudur. Ülkemizin geleceği aydınlık değildir. Milletimizin, devletimizin birlik bütünlüğü aydınlık değildir, tehdit altındadır. Hı hı. Ve bunu AKP'ye oy veren seçmenlerimiz için özellikle söylüyorum. Onlar böyle istedikleri için değil, Büyük Abi Amerika'dan böyle talimat buyurduğu için böyle olmaktadır. Ve başbakan başta olmak üzere hükümet burada sıkışmış durumdadır.
milletimizin, devletimizin önünü açmak lazımdır. Bunun için de önümüzdeki 3 seçim, ki biz bunları tek seçim olarak görüyoruz, milletimizin kaderinin oylanacağı seçim. Bu seçimlerde milletimiz kendi doğmamış çocuklarının geleceğini de düşünerek bu anlattıklarımızın doğruluğuna da kani olduktan sonra tercihlerini doğru bir şekilde yapıp iktidarda bulunan AKP'ye önemli bir ders vermeli ve alternatifimiz yok yalanlarına, martavallarına uymamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi esaslı bir alternatif olarak karşılarında durmaktadır. İktidara hazırdır, hazırlıklıdır kadrolarıyla, projeleriyle, programlarıyla. Ben hepsini bizim çatımızda birleştirmeye davet ediyorum ekranlarınız aracılığıyla ve yaklaşan Ramazan bayramında ekranlarınız aracılığıyla tüm milletimizin tebrik ediyorum. İyi akşamlar, iyi geceler. Diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu MHP Grubu Teknik Üyesi Sayın Avukat Mehmet Parsak'la birlikte anayasayı, yeni anayasayı, aynı zamanda uzlaşma komisyonunda kabul edilen 48 maddeyi, hemen akabinde çözüm sürecini MHP'ye göre çözülüş sürecini, ihanet sürecini ve hemen yine akabinde de Gezi Park olaylarını konuştuk. Başkanlık sistemine de çok kısa olsa değindik. Efendim, programın tekrarını yarın akşam, yani gece 1'de izleyebilir. Aynı zamanda Kanal 3 WebTR portalımızdan ve Yasin Köksal'dan da izleyebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.